ile olur mu? Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı? Bu Lance Armstrong'u hakikaten takdir etmek lazım. Adam Tour de France'da habire birinci oluyor. Ben de fena değilim ama. Hiç fena değilim. Hatta bisiklet yarışlarına katılıp parama para bile katabilirim. Kim tutar beni? Yürü be Şoray. Canım yine de çok şükür ayağımızı yerden kestik. Meslektaşım Murat'a da hak veriyorum. Tabii ben olsam ben de motorla gezerim. Bu pedal çevirmek zor iş. Hele bir de böyle rot balansı bozuksa, çamurluk da sallanıyor. Sinyalimizi verelim, dur bakalım. Şurada tamir ettiririz biz ya. Çilem bisiklet, efsane. Hadi bakalım. Fren nerede tutmuyormuş bunun ya? Bu ne abicim? Bununla yola gidilir mi ya? Trafik çevirse tomarla ceza öderiz. Habire ceza ediyoruz zaten. Bozoyuk'ta kemer cezası. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Bura bisiklet tamir yeri. Hastanesi. Buyurun. Bisiklet hastanesi. Bisiklet bizim hastamız var. Acil ayaklar yampiri. Eklem yerlerinde problem var. Rot balans bozuk. Vites takılmış vaziyette. Hep düşük viteste çalışıyor. Süratli çıkamıyor. Rampalarda zorlanıyor. Bir de arka çamurlukta sorunumuz var. Ustayı çağırın da yaptırıverelim. Biz varız. Güzelim, tamam, bir şey demiyor. Sen var, çağır ustayı. Yapsın. Usta biziz. Bak kızım. Bak yavrucuğum. 80 kilometre yol geldim arızalı bisikletle. Vaktim de dar biraz. Çağır ustayı da yaptırıversin. Yapalım. Varız usta. Gösterelim nasıl yaptığımızı. Ya dalga geçme. Buyurun, ben. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. De sen ne yapıyorsun da böyle... Böyle böyle üstün başın yağ olmuş. Bisikletleri tamir ediyoruz. Bisiklet ustasıyız. He, babana yardım ediyorsun. Hayır, hayır babam yok. Ben kendi işlerimle çalışıyoruz. Amcana yardım ediyorsun. Kendimiz çalışıyoruz. Biziz usta. Sen ustasın. Evet, benim. E buyur, ne diyeyim yani? İki tane boya. Aman aman elmalı, yar seni nerede bulmalı? Seni buldum. Bir tanışalım. Ben Gülay. Ben Gülay. Ben Gülom. Sen Gülom. Evet. Gülay Gülom. Evet. Kardeş misiniz? Elti misiniz? Bacanak mısınız? Kardeşiz, kardeş. Ha, kim büyük? Ben büyüğüm. Yaş sorulmaz hanımlara. Derhal iptal ettik o soruları. Aha. Bu işi ne zamandan beri yapıyorsunuz hanımlar? Ben 9-10 yaşlarımdayken babamın yanına gidiyordum sürekli tamirhaneye. Motor kullanmasını öğreneyim diye. Motor kullanmasını öğrendim. Baktım babam lastik falan yama yapıyor böyle. Lastik patlağını yapıyor. Ondan öğrendim gün gün. Artık... lise yıllarımda falan hep çalıştım babamın yanında yaz tatillerinde. 3 sene önce de işte babam vefat etti. Allah rahmet eylesin, başınız o yüzden olsun. Sağ olun. Beraber çalıştık burada babamla. Babam vefat edince ben tek başıma kaldım. Kız kardeşim ben de öğreneyim abla dedi, senden dedi. 3 sene dedi kardeşim çalışıyor yanında. Motoru indirip söküp yapabiliyor musun? Aden zayı yapıyorum. Şu motoru şimdi parçalatıp mesela. Hepsini aden zayı yapıyorum. Motoru. Sadece bisiklet tamir etmiyorsun, motor da yapıyorsun. Sırf motor da yapıyorum. Kaynak işleri, kaynak, motor hepsini yapıyoruz. Maşallah. Bulaşık yıkayabiliyor musun? Evet, onu da yıkıyorum. Çamaşır? Hepsini yapıyorum. Sakız gibi oluyor mu? Yok, olmuyor. Bizim elbiselerimiz yağlı olduğu için pek sakız gibi olmuyor. Çünkü normal kıyafet giymeye vaktimiz hiç olmuyor bizim. Medeni durum efendim? Bekar. Bekar, siz? Ben de bekar. Ya bu kadar hamarat kızlar evlenmez mi? Kimse biz, almıyor biz mu? Biz evde kaldık artık evde. Aşk olsun canım. Evde kalmanın yaşı yok. Yani şöyle, bir bakmışsın kısmet. Şöyle, evlenmek istemiyorum ben. Yani memnunum hayatımdan. Kendi paramızı kazanıyoruz kardeşimle. Annemle kalıyoruz. Annem var. Peki sizi ilk gören müşteriler geliyorlar. Usta şu bisikletin ön tekeri patladı ya. Vitesi bozuldu ya. Gerçi böyle de konuşmak zorunda değiller. Ben lafım geliyor şöyle, evet, diyorum. Çok düzgün de gelip bisikletim bozuldu. Acaba tamir edebilir? Ana o ne? Diyorlar mı? Şaşırıyorlar mı? Evet, şaşırıyorlar. Usta yok mu diyorlar, aynı sizin söylediğiniz gibi. Biz de diyoruz biz varız. Aa, bu işi siz mi yapıyorsunuz diyorlar. Evet diyoruz. Adamlar yapın bakalım görelim. Yapıyoruz, adamlar çok memnun. Erkeklerden daha mı iyisiniz bu konuda? Şimdi şöyle, ben yaptığım işi kendim isteyerek, özenerek yaptığım için. Yani abiler de söylüyorlar, çok temiz iş yapıyorsunuz, işlediğiniz çok temiz diyorlar. Hanım eli değil, bisiklete evet, bayan eli değiyor. O yüzden bir amca geldi benim dükkana, dedi ki, babam da yok o zaman. Kızım dedi, ben bisiklet yaptıracağım,
Usta nerede? Abi dedim, usta benim hacı amca dedim. Kızım dedi, git ya dedi. Bunu dedi erkekler zor yapıyor. Sen nasıl yapacaksın? Git şuradan dedi bana. Ben çok artık üzüldüm böyle. Babam geldi. Baba dedim, amca getirdi, bisiklet getirdi. Yaptırmadı, götürdü geri dedim. Sonra amca artık duymuş böyle. Ben bu dükkanı açtım. Buraya geldi amca. Ya dedi, kızım dedi, ben senden çok özür dilerim. Sen dedi, çok güzel işçiliğin varmış, ben duydum. Fatih Mahallesi'ndeyken geri döndüm ama çok özür dilerim dedi hacı amca böyle. Su gelir bulanara, bahçeyi dolanara. Su gelir bulanara, bahçeyi dolanara. Buna can mı dayanır da, yer geçti sallanara. Buna can mı dayanır da. Ya bazı erkek meslektaşlarımız diyorlar ki bize, ellerinizin hamuruyla erkek işi yapmasınlar diyorlarmış. Ben de diyorum ki, niye onlar aşçılık yapıyor? Erkeklik diyorum, sadece nüfus kağıdında erkek yazmak da cinsiyetinde o değildir yani. Bilektedir, yürektedir erkeklik yani. Ne erkekler görüyoruz biz, affedersin, kadın gibi yani. Ama bizim yüreğimiz, bileğimiz erkek. Bu mesleği daha ne kadar devam ettireceksiniz kızlar? Ölünceye kadar, gücümüzün yettiği kadar. Allah gecinden versin. Hiç başka bir meslek yapmak istemedin mi? Hiç istemedim. Ben liseyi bitirdim. Liseden sonra 2 yıl el sanatları okulunda okudum, Kastamonu'da. Ama yani... Halı öğretmeniyim kendim. Halı da okuyabiliyorsun. Evet. Ama işte onu tercih etmedim. Bu iş daha iyi geldi. Uygun geldi bana. Bunu devam ettirdim. Peki iki kişisiniz. Geçinebiliyor musunuz buradan kazandığınızda? Çok şükür. Evet. Çok bol. Araba aldık. Bu dükkanımızın sayesinde, Allah'a çok şükür. Bre. Zaman alışmayı belki öğretir ama sensizliği asla babacığım diye de yazmışsınız arabanın üzerine. Evet. Özlüyor musunuz babanızı? Özlemez mi insan? Çok. Benimki de sorun. Bu arada biz söze daldık. Şunu bir yapın da gidelim kızlar. Ya kadın erkek eşitliği diye bir şey var. Var. Kadının da erkeğin de yapamayacağı iş yoktur. Bazı erkeklerimiz diyorlar ki kadınlar şu iş yapamaz. Yok, hayır, kadınlar her işi yapabilir. Ve biz daha üstünüzdür yani. Kadınlar erkeklerden daha üstündür. Ben bu yaptığım işte üstünlüğüme inanıyorum yani. Yani en iyi bisiklet ustası benim siz diyorum. Misiniz? Evet, benim diyorum. Bu kadar da iddialılar sevgili seyircilerim. Ne diyelim? Kolay gelsin. Buna can mı dayanır da, yer geçti sallanarak. Buna can mı dayanır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.